Merhaba arkadaşlar, ben Soner. Şimdiki görsel dersimizde ise bir combo box'ın içeriğini veri tabanından çekeceğiz. Onun için de bu örneğimizden yine devam edelim. Bölüm tekstini kaldırıyoruz ve kaldırmayalım. Çünkü içeriğine veri aktarıyoruz. Bir tane combo box ekleyelim altına. Biraz basit bir örnek olsun. Şöyle bir name'ini değiştirelim. CMB bölüm diyelim. Label'ımızın text'ini de şu şekilde dolduralım. Text'i ne olsun? Seçenek olsun. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Burada biz combo box'a tıkladığımız zaman verileri veri tabanından çekecek. Yani bölümleri veri tabanından çekecek. Onun için şöyle properties'inden geliyorum. Mouse click olayı olabilir. Click olayı olabilir. Ya da istediğiniz bir olaya. Mouse click bunun için uygun. Şöyle bir başlangıç yapalım. Data setimiz vardı zaten. Onu bir temizliyorum. Şöyle yukarıda hepsini hep public olarak da tanımladım. Daha sonra bağlantımın yolunu falan belirteceğim. Onun için de şöyle yukarıdan alayım. Yukarıda var zaten. Zaman kaybı olmasın. Bağlantı yolunu falan ayarladım. Şimdi bir data adaptör oluşturayım. Ama ondan önce bir sorgu lazım bana. Sorgu. Bunun için de arkadaşlar veri tabanından çekeceğim. Veri tabanına geliyorum. Bölümleri çekecektim. Birkaç kayıt daha girelim şuraya. Şimdi direkt bölüm sütununu seçeceğim için şöyle yapıyorum. Sorgudan select. Bölüm from. Tablo. Tablomun ismi şöyle gördüğünüz gibi tablo. Bu kadar. Daha sonra bir data adaptör oluştururum. Holiday bir data adaptör. Burada da ne alıyorum? Sorguyla bağlantımı. İkisini bir birleştiriyorum. Daha sonra yapacağım işlem bir bunu doldurmak. Daha nokta fil. Dataset. Bir de tablom lazım. Tablo diyorum. Daha sonra da bir for each döngüsü kurmam lazım. Bunu data row'dan çekelim. Data row. Bu ne olsun? Buraya bir değişken verelim. Mesela satır. Satır olsun. Buraya da arkadaşlar ne yazıyoruz? Dataset.tables tablo .rows diyorum. Şimdi döngümüzün içinde oluşacak şeyler. String bir değer oluşturuyorum. Değer eşittir. Satır nokta. Bir diziden alıyoruz şurayı. Dizi. Atıp to string. Tamam. Contents diyorum ve değerle işlemi yapıyorum burada. Daha sonra bir if koyuyorum. Durum diyorum. (Gülüyor)
yaparsan arkadaşlar, şurada gördüğünüz kod masum click olayında Combox'a tüm değerleri, yani veri tabanında seçilen değerleri, yani bölüm sütununu Combox'ta gösterecek. Şöyle bir çalıştırıyorum hemen. Şu şekilde bir kere tıkladığım zaman gördüğünüz gibi veri tabanındaki bilgiler geldi. Artı seçtiklerim de geliyor daha önceki uygulamada. Şöyle bölümlere bakıyorum. Alanı demişim. Bu tüm alanlarda burada gözüküyor. Yani işlemimiz arkadaşlar bu kadar kolay. Sadece Combox'ın mouse click olayına yazdım. Bu click olayı da olabilir ya da herhangi bir olayı. Yeter ki tıklanıldığında olsun. Bu görsel dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Diğer derslerde görüşmek üzere.